Dervler yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, Bu da sana ders de olsun. Merhaba arkadaşlar, ders kom'a hoş geldiniz. Sözcük türleri konusuna devam ediyoruz. Bu bölümde adılı yani zamiri işleyeceğiz. Adların yerini tutan, gerektikçe onların yerine kullanılan sözcüklere biz zamir ya da adıl diyoruz. Adıllar ad yerine kullandıklarından adlarını aldığı tüm çekim eklerini değişik biçimlerde alabilir, adlarla tamlama kurabilir. Evet bakın sizin adılı inekini almış. Kimilerine sözcüğündeki çekim eklerini görüyoruz. Bundan sözcüğünde ki dandur ekini görüyoruz. Neyi sözcüğünde i durum ekini görüyoruz. Benim evim derken benimdeki im tamlayan ekini görüyoruz. Öğrencilerin bazıları derken çoğul ve tamlanan ekini görüyoruz. Sözcük durumundaki adıllar yerlerine tuttukları adlara ve tutuş özelliklerine göre dört bölümde incelenir. Birincisi kişi adılları. Kişi adılları insan adlarının yerine kullanılan adıllardır. Ben, sen, o tekiller için biz, siz, onlar Çoğullar için. Şimdi kişi adılların özelliklerine bir göz atalım. Ben ve sen adıllarının çoğulu biz ve sizdir. Bu nedenle ben ve sen, ler çoğul ekini alamaz. Ben ve biz sözcüklerine gelen tamlayan eki im, diğer kişi zamirlerine gelen tamlayan eki ise indir. Bakın, benim, im, bizim, im. Senin in, sizin in. Onun, un, onların ın. Az önce de söylemiştim. Tekil kişiler için ben, sen, o. Çoğullar içinse biz, siz, onlar zamirleri kullanılır. Ancak saygı gereği sen yerine siz adı da kullanılabilir. Siz bir tabak daha tatlı buyurun derken buradaki siz aslında sendir lütfen siz şu koltuğa oturun derken buradaki siz de gerçekte sendir. O adılı çoğullanırken araya ne yardımcı sesi girer. O ve onlar sözcükleri insan adı yerine kullanılmazsa bu kez işaret zamirine dönüşür. O yıkanınca daha da daraldı derken aslında giysi yerine kullanılmıştır. Onları büyük saksıya dikelim derken de onları sözcüğü çiçek yerine kullanılmıştır. Ben ve sen sözcükleri e durum ekine alınca ses değişmesine uğrar ve bana sana olur. Övünmek amacıyla biz yerine ben de kullanılabilir. Biz böyle şeylerden korkmayız derken buradaki biz aslında bendir. Böylelerini çok gördük biz derken buradaki biz de aslında bendir. Kendi sözcüğü de değişik kişi adıları yerine kullanılırken onlardan bir farkı yoktur. Kendim ben, kendin sen, kendisi o. Kendimiz biz, kendiniz siz, kendileri onlar. Kendi sözcüğünün diğer bir adı da dönüşlülük adılıdır. Diğer kişi adıllarıyla birlikte kullanılırsa amaç kişi adalını pekiştirmektir. Ben kendim çözdüm soruyu. Projeyi o kendisi çizmiş derken üçüncü ve çoğul biçimleriyle tamlanan da olur. Bakın öğrencinin kendisi tamlanan, onların kendileri tamlanan. Kendi sözcüğü tamlayan eki almaz. Kendi arabamla geldim örneğinde görüldüğü gibi. Bir soruya yanıt olursa tamlanan genellikle düşeceğinden tamlayan eki alır. Bu araba kimin? Kendimin. Evet burada arabasıyı düşürüyoruz. Kişi zamirleri birbirinin yerine kullanılabilir. Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir durum söz konusudur? Doğru yanıt C seçeneğidir. Siz toplumda dürüstlüğüyle tanınan bir politikacısınız derken buradaki siz aslında sendir. A'da gerçek anlamda çoğul olan siz, B'de gerçek anlamda çoğul olan siz, D'de gerçek anlamda, E'de gerçek anlamda çoğul olan siz söz konusudur. Bu dersimiz de burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.